Buğday. Buğday gelmemiş. İksirli buğday. Onları yürütüyoruz hocam. Programda bahsetmiştiniz. Çok soruldu bu buğdaya nereden ulaşırız diye. Ben buğdayı size vereyim. Recep, bunu da bir abimiz sağ olsun böyle bu şeye getirdi. Bunların genetiği bozulmadığı, saf olduğu, 500 yıllık olduğu için içine birazcık da kristal koydu. Birazcık kodladı. Kısaca bir anlatabiliriz. Önceki programda bu Karadeniz Ereğli'de Somuncu Baba'dan kalmış olan buğdaylar ve bunlar genetikte 3 defa ödül aldılar. Hele ki şey yapabilir miyiz? Biraz yaklaştırarak hangi kameraya göstereyim? Oradan mı alalım? Yani toprak çok önemli bir unsur. İrilerde biraz. Nasıl? İrilerde. Evet. Toprak önemli ve bunlar aslında spiritüel ajanlar ama müsbet ajanlar. Hı-hı. Yani melekler bunlar, kudretler. Bak burada bir gül kokusu, gül yani saf gül. Ben nefes çalışmalarında burun deliklerime sürüyorum. Bunların enerjileri dediğimiz şey aslında titreşimleri. Bunlar zikrediyor. Nereden ulaşıyorduk? Ve bunu işte Recep abimizden ulaşıyoruz. Recep abimiz. Şöyle anlatayım. Somuncu Baba köklerinden geliyor. Dileyenlere tabii telefonunu da verebilirim. Biz 20-21-22 Aralık'ta bir bilim festivali yapacağız. Hı-hı. Orada da ekmeklerini getirecek. Bunu biz şu anda Türkiye'de Hatay'da 50 dönüme ektik. Adana'da şu ekiyoruz. Şu an üretim başladı. Ulaşabiliyoruz, alabiliyoruz yani tabii, değil mi? Tabii, ne yapacağız? Ekmek yapacağız. Ya bunların ekmekleri çok değerli, bulgurları çok değerli ve bedeninizde ne kadar işte kısa devre enerjiler varsa doğal olan girdiğinde otomatik yani doğalını her zaman bulamıyoruz neticede. Bunun önemi ben sadece inşallah çiftçilikle uğraşanlar varsa, tarımla uğraşanlar varsa bu Recep abiyle de bağlantıya geçsinler. Türkiye'nin topraklarını bununla çok farklı. Aslında toprak dediğimiz bedenimizdir, beden dediğimizde bilincimizdir. Rahman arşa istiva etti. O manada arş işte nedir? Topraktır, bedendir. Onun Rahman'ın iniş yapabilmesi için de oranın hazır olması lazım. O açıdan bedenimizin kendi şeriatinin, tarikatının şeriatı nedir? İşte bedendeki o mim var ya işte bu omurga diyoruz hep omurga. Yani o kuyruk sokumu o bir hücre gibi bir üreme hücresi gibi erkek sperm hücresi gibi ne yapıyor? Bir seyirde bir merdiven gibi. Ve onun üzerinde giden o enerji yolları var. Yani bedenimize yayılmış olan o yollar da tarikat gibidir. Hakikati nedir? İşte bu şeriatla tarikatı, bu yol ile yolun yatağını buluşturduğumuzda orada bir su akmaya, bir kudret, bir feyz akmaya başlar. Bu bizi marifete çıkartır. Az önce Aslı Hoca'nın farklı ritimlerdeki nefesleri her fazda, her mertebede biz eğer ki durabiliyorsak o zaman bütün mertebeleri kuşatabiliyoruz. Ama şu anda bizim topraklarımız kuşatılmış olduğundan dolayı bunların himmet edilmeye ihtiyacı var. Yani onların duası da bu. Yani toprağımıza bunu ektiğimizde ne kadar bir domatesi var mesela. Aldım ben evde de ektim bunu. Yani kokusu filan. Ne oluyor? Melekleri bedeninize, melekler nedir? Kuvvetlerdir. Al işte şu gül mesela, gül kokusu. Hı-hı. Nefes çalışmalarında. Hatta sünnettir değil mi? Peygamber yani Efendimiz de kullanırdı. Yani bunu mutlaka beyninizi her gece yatarken. Ne yapıyorsunuz onu? Her gece burun deliklerine sür